Değerli dostlar, Hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Ee, yaşamda her şey insanlar için olduğunu ve her şeyin insana temas edebileceğini her an e, açsana izah etmeye çalışıyorum. İnsan ilimlendikçe iman noktasında kuvvetlendikçe Rabbine teslim oldukça e, her konuyu aşabileceğini, ölümün haricinde de her şeyin çaresi olabileceği izah edilmekte. Bugün de naçizane size böyle kısadan hisse okuduğunuzda ferahlık verebilecek birkaç tavsiye de bulunmayı diledim. Bununla ilgili hepimizin hayatında üzülmek var, günah işlemek var, huzur istemek var, yorulmak var, bir şeyin üstesinden gelmeye çalışmak var. Bunlar insani haller. Bunlar için Kur'an'da hangi sure ve hangi ayet size ...fayda olur. Bununla ilgili... ...naçizane birkaç yönlendirme yapmak istedim. Eğer ki... ...üzüldüysen... ...Bakara'nın 25. ayetini... ...çokça oku. Eğer günah işlediysen... ...ve bu günah seni rahatsız ediyorsa... ...Zümer suresinin... ...53. ayeti üzerine ders çalış. Eğer huzur... ...kelimesini öğrenmek istiyorsan... ...Maide 16. ayeti... ...Maide suresinin 16. ayetiyle hem hal ol. Yani oraya emek ver, anlamaya çalış, e, idrak etmeye çalış. Eğer ki kaybettiysen ve kayıpla ilgili bir durumsa Yusuf suresinin 87. ayetini idrak etmeye çalış. Yorulduysan ve bu dünya hayatı seni yorduysa İnşirah 5. ayeti idrak et. Her neyi fethetmek istiyorsan kendini, dünyayı, ilmi, bilmi Saf Suresi 13. ayeti oku. Nazar için kalem ve 51 ve 52. ayetleri okumayı ihmal etme. Heveslerin ve nefslerinden arınmak için Furkan Suresinin 43. ayetiyle hemhal ol. İnanma duygunu diri tutmak için, o iradeyle yaşayabilmek için Necm Suresi 3. ayeti lütfen hayatında daim eyle. Bir şeye karar verirken Nisa suresinin 58. ayetini de idrak etmiş ol. Bunlar e, üzerinde ders çalıştıkça e, birden fazla okundukça bir gün değil bir defa değil e, bunu okuyunca sanki bunları halledecekmiş gibi değil. O surelerin ve o ayetlerin sizde açığa çıkardıklarını idrak ettikçe yaşamınızda bazı şeyin size fayda olacağını göreceksiniz. İnşallah söylemiş olduğum surelerin ayetleri, gerekirse o surelerin tamamını okuyarak ve idrak ederek yolunuza ışık olmasını temenni ediyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin. Rabbim her konuda bize şifa nasip etsin. Ve emin olan kullarından bize olmayı nasip etsin inşallah. Sevgi ve saygılarımla.